Seyhan biliyorsunuz Adana'nın kalbi. Mikro Türkiye Seyhan'a baktığınızda. Kültürel çeşitliliğimiz var. Farklı yaşam tarzlarında insanlarımız var. Farklı anlayışta insanlarımız, hemşerilerimiz var Seyhan'da. Bu çeşitlilikleri Seyhan'ın zenginlikleri olarak görüyoruz. Ve onlarla bir arada eşit, kardeşçe, barış içerisinde yaşamayı son derece önemsiyoruz. Seyhan'da yaşayan herkesin fikirlerini önemsiyoruz. Onlara kulak veriyoruz. Onların önerilerini alıp yönetim anlayışımızı ve hizmetlerimizi buna göre şekillendirmeye çalışıyoruz. Küresel iklim değişikliği ve kriz en fazla yaşadığımız bölge burası. Bu yazı nasıl geçirdik hepimiz? Çok kötü geçirdik değil mi? Sıcaklık öyle bir artış gösterdi ki artık yaşanamaz hale geliyor. Önümüzdeki yıllarda bu artışı çok daha ileri safhada bekliyoruz. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Seyhan'ın ısısını nasıl düşüreceğiz? Bunun için ağaçlandırma, yeşil alanları artırma çalışmaları yapmamız gerekiyor. Betonlaşmanın önüne geçmek gerekiyor. Daha ekolojiye uygun, daha yeşil bir mimari oluşturmak gerekiyor Seyhan'da. Bizim yerel yönetimler olarak şu an üzerimizdeki en büyük sorumluluklardan ve görevlerden bir tanesi sosyal belediyecilik. İhtiyacı olanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Olanaklarımız el verdiği ölçüde yoksullar, işsizler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, kısacası dezavantajlı gruplara destek olmaya çalışıyoruz. Politikalarımızı, hizmet anlayışımızı bunlara göre geliştiriyoruz. Sizler de hemşeri dernekleri olarak bu anlayışımıza katkı sunmanızı istiyoruz. Tuğrul Saybaşılı, Tarsular Derneği Yönetim Kurulu'ndayım. Bu toplantıyı düzenlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben de Şahin Sarı, Çukurova Ağırlar Derneği Yönetim Kurulu adına buradayım. Sizin 5 yıllık 2029'a kadar yapacağınız çalışmaları çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Avukat Mustafa Kuşdemir. Çevlik Köylüleri Derneği adına buradayım. Daha önceki dönemlerde muhatap alınmadığımızı gördük dernekler adına. En az muhtarlar kadar önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir kişiyle muhatap olarak binlerce kişiye ulaşma şansımız var. Bunlar gözetilirse hem siyasi açıdan hem belediyecilik açısından olumlu sonuçlar alınabilir diye düşünüyorum.